İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gündem Özel'le bu akşam Halk TV ekranlarında karşınızdayız. Efendim bu akşamki konumuz aslında iki haftadır konuştuğumuz Amerikan-Türk ilişkileri bağlamında genel olarak ifade ettiğimiz ama özelinde baktığımızda 15 Temmuz sonrası gerçekleşen önemli olaylardan bir tanesi Amerikalı Rahip Brunson'un tutuklanmasıyla ilgili. Bu tutuklama ilk yabancı kökenli tutuklama değil elbette. Keza Amerika'nın yurt dışında tutuklu bulunan yüzlerce vatandaşı var. Bu açıdan Brunson olayı sadece bu olayların etrafında geliştiği bir simgesel olay mı yoksa arkasında tartışılması gereken ve bu kadar büyük bir kriz haline dönüşen başka önemli bağlantılar var mı, olabilir mi? Bu soruların cevaplarını arayacağız bu akşam. Ve mevzuya daha geniş olarak da göz atmaya çalışacağız. Hepinizin bildiği gibi son dönemde oldukça da haberlere yansıyan, gündeme yansıyan istihbarat örgütlerinin günümüzde neden daha dini görünümlü yapıları, daha doğrusu bir takım dini iddiaları olan yapıları kullanma eğiliminde, hatta bunları kendileri oluşturma eğiliminde olduğu gibi büyük bir sorunun da cevabını arayacağız. Bu konuyu biraz daha genişletip, Amerikan ve Batı politikasına egemen olan teolojik bir anlayışı, son günlerde sıkça duyduğunuz evangelizmi konuşacağız. Efendim kimle konuşacağız? Bu akşamki konuğum Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ramazan Kurtoğlu. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam hastaydınız. Evet. Beni kırmadınız, geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum seyircilerimiz adına da. Sağ olun. Şimdi hocam şöyle başlayalım isterseniz. Amerika ile yaşadığımız krizin görünen yüzü Pastör Brunson. Evet. Aslında başka sorunlarımız da var. Onları da şöyle bir özet geçmek istiyorum. İzleyicilerimize de hatırlatmak açısından. Türkiye ile Amerika arasında bir Fethullahçı terör örgütü liderinin iadesiyle ilgili bir sorunumuz da vardı. Ardından Kuzey Suriye'de Amerikan desteğiyle PYD ve PKK hakimiyetinde garnizon bir devlet kurulması çabası vardı. Bu da önemli bir sorundu. Burada da Amerika ile sıkıntılarımız vardı derken F-35'lerin tesliminin askıya alınması Amerika tarafından. Bu da kocaman bir sorun olarak önümüze geldi. Derken Amerika'nın İran'a yönelik ambargosu ki bugün o ambargo resmen başlamış bulunuyor. Buna da Türkiye uymayacağını resmi olarak da ilan etmişti. Bu da bir ayrı kriz yaratabilir. Türkiye uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanacak olan mali desteklerin engellenmesi ki bu krizin başında iki hafta önce Amerikan Senatosu'ndan bu karar geçti. Ve son olarak da kriz haline dönüşen Amerikalı rahip Brunson meselesi var. Hocam soruları böyle sorunları ard arda sıralayınca ne kadar çok sorunumuz olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Şimdi son olarak Amerika ile yaşadığımız krizin görünen yüzü Pastör Brunson kimdir? Biraz onun yanıtını arayalım istiyorum. Şimdi açık kaynaklardan evet bildiğimiz şeyler var ama sizin kaynaklarınızdan nasıl bir kanaat oluşuyor? Kim bu Pastör Brunson? Efendim, tabii sondan başlayalım geriye doğru. Bugün Fatma teyzeyi, Muharrem amcayı bilgiye doyuralım. Çünkü bu vatan bizim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Twitter adresinden hemen ekranın altında arkadaşlarım birazdan yazacaklar. Oradan da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ramazan Hoca'ya ben de buradan yöneltirim. Evet. Bu vatan bizim ki daha önce de Sayın Gürkan Hacır ve bir başka hanımefendi de bundan birkaç yıl önce davet etmişti. Ve o zaman da söylemiştim. Ben Milli Şuur'da Mustafa Kemal Atatürk, ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa diyen, vatandan başka gözünü görmeyen, bütün siyasi partiler bizimdir. Bir parti hariç terör işbirliği yapan, bütün partiler bizim partilerimiz, Cumhuriyet'in partileridir. Bu noktada Brunson meselesi buzdağının, Tuğba Hanım sadece görünen kısmıdır. Brunson'u anlayabilmek için üç temel dayanak var. Bir, Suriye'nin, Fırat'ın doğusuna ve Irak'ta kurulmak istenen, Irak'ın kuzeyinde kurulmak istenen tabiri caizse Yahudi Kürt devletine bakmak lazım. İki, bundan 7-8 ay önce biliyorsunuz Başkan Trump Kudüs'ü
1990'lardan beri Amerika'da alınmış bir kararı her başkan 6 ay ertelerken Başkan Trump Kudüs'ü tanıyorum dedi, İsrail'in başkentidir dedi. Tabii bunu demekle cehennemin kapısını açtı. Evet. Çünkü baktığımızda da o günkü şartlarda değerli gazeteciler, değerli akademisyenler bu konuyu televizyonlarımızda enine boyuna tartıştılar. Ama benim üzülerek gördüğüm bir şey var. Gelinen tespitler de şöyleydi. Bir, efendim Kudüs üç dinin kutsalıdır. Eyvallah, itirazım yok. Efendim Kudüs sevgili peygamberimizin miraca çıktığı yerdir. Eyvallah. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. O da eyvallah. Ama Kudüs Cumhuriyet Türkiye'si için sadece bu değildir. İşte bunu anlamak için benim sık sık söylediğim bir şey vardı. Açık ifade etmek gerekirse bir övünme vesilesi değil ama böylelikle gençlerimize de bir mesaj vermek istiyorum Tuğba Hanım. 10 bin kitabı okumuş, 15 basılmış kitabı olan, üçü de yolda, arkasından 1000'den fazla makalesi olan, dünyanın en iyi üniversitelerinde ders vermiş, sizin gibi değerli televizyoncuların 350 programına katılmış, 800 civarında konferans vermiş bir hoca olarak şunu söylüyorum. Müslümanların, biz Müslümanların en önemli meselesi okumamaktır. Yüce dinimizin, Yüce Kur'an'ın ilk ayeti okudur. Ama Müslümanlar okumayla uzaktan yakından alakası falan yok. Bir kısmı İslam'ı şeyhe şeyha havale etmiş, bir kısmı da kulaktan dolma bilgilerle geliyor. İşte bu noktada Kudüs'e dönüyorum. Kudüs'ten Tarsus'a bir çizgi çekerseniz, Katolik Hristiyanlığın kurucusu Yahudi Pavlus'a gelirsiniz. Tarsus'tan bir çizgiyi Selçuk'a, İzmir'imize, Efes'imize bir çizgi çekerseniz oradan 4 İncil'den birinin yazarı olan Yuhanna'nın bazilikasına gelirsiniz. Mezarına gelirsiniz ve bugün evangelistlerin veyahut da eski deyimiyle püritenlerin veya daha eski deyimiyle protestanların veya bugünkü daha radikal deyimiyle siyonist Hristiyanların ana fikrini oluşturan Yuhanna evangelizmin kurucusudur. Hocam evangelizm nedir? Evangelizm dünyada Fatma teyzenin anlayacağı şekilde söyleyelim. Müjde anlamındadır. Kutsal kitaba yönelmek anlamındadır, kelime anlamı. Ama esası şudur, Tanrı'nın ve Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in sadece onların sayılarını bildiği dünyada bir evangelist insanlar topluluğu oluşacak. Bu topluluk sayısına dünyada ulaşıldığında sonun zamanı, Armageddon savaşı olacak. Yani son kıyamet savaşı, ileriki dakikalarda detayına girerim, bu savaş Orta Doğu'da çıkacak. Bu savaş esnasında Orta Doğu'da bir türbülasyon dönemi yaşanacak. Bu türbülasyon döneminin sembolik olan anlatımlarla 3,5 yılı bir barış huzur dönemi, diğer 3,5 yılı ise İsa Mesih'in bulutların üzerine indiği, ölüleri diriltip bulutların üzerine aldığı, dirileri ise kıyafetleri olduğu gibi kaldığı ki, bakınız ben kitabı filmi getirdim size, kuzunun yanına, İsa'ya onlar kuzu der, alıp götürdüğü vur patlasın, çal oynasın, eğlencenin patladığı ama bu diğer 3,5 yılın sonuna doğru Deccal'a karşı, ki Kur'an'da Deccal falan yoktur, bu tamamen Musevi kaynaklarında. Evet, ve Deccal olarak da kimi, hangi lideri işaret ettikleri. Hocam siz bu türbülans tanımını çok kullanıyorsunuz. Ben de seviyorum o ama Orta Doğu hiç türbülanstan çıkmıyor. Şimdi bu film neyi anlatıyor? Bu film geride kalanlar, left behind. Merak eden izleyicilerimiz için de gösterelim. Evet. Nicolas Cage ünlü oyuncu. Evet, Nicolas Cage'in başrolünü paylaştığı geride kalanlar, left behind. Tim LaHaye, evangelistlerin teorisyenlerinden Amerika'da. Bu adamın Geride Kalanlar serisinde
Yanında zaman zaman başka kitaplar, mesela Avrupa komplosu, işte Birleşmiş Milletler vesaire, yazdıkları Ağrı Dağı vesaire, bir sürü kitaplar var. Geride Kalanlar serisi ki elinize size takdim ettiğim Evangelizm evet. kitabı. Hocam bu bunu kitap. Da göstereceğim. Sevgili izleyiciler, Ramazan Hoca'nın kitaplarını şöyle yan yana koyunca sorun yok ama üst üste koyduğunuz zaman hepsi benim boyumu aşıyorlar. Hafta sonu 3 kitabınızı okuma fırsatı buldum. Derinliğine bilgilerle dolu. Merak edenler için özellikle son günlerde de evanjelizmden bahsediliyor. Bu teolojiden sıklıkla bahsediliyor siyasette. Merak edenler için şöyle kitabı da göstereyim evet. izleyicilerimize. Tuğba Hanım, bu kitap yani sağ olsun Sayın Başkanımın, Sayın Rektörümün de büyük desteğiyle üniversitemizin, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde biraz önce söylediğiniz gibi hocayım. Bir akademisyene nasip olacak çok şerefli bir şey. 100.000'den fazla sattı bu kitap. Ama biraz önce filmini gösterdiğim Left Behind, Geride Kalanlar 110 milyon adet sattı. Bugün 335 milyonluk Amerika'nın yaklaşık 110 milyonu evangelist inanca sahiptir. Ve bu adamlar 2018-2040'lı yıllar arasında İsa Mesih'i Şam ile Kudüs arasına indirmek için Başkan Carter'ın danışmanlığını yapan Graz Helsel diye bir hanımefendi vardı. 3 sene önce öldü, toprağı bol olsun. Onun onunki tek başına Tanrı'yı kıyamete zorlamaktı. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitabı vardı. Diyor ki, kehanetler başka bir şey, kehanetlere inanmak başka bir şey. Bu kehanetleri gerçekleştirmeye kalkmak başka bir şey diyordu. Bugün Başkan Trump'ın yardımcısı olan Pence dahil olmak üzere dünyada evangelizmin, yani İsa Mesih'i yeryüzüne indirmek için var gücüyle kehanetleri, ki madem baştan şey yaptık, bunu da ben size takdim edeyim. American Prophecies, Amerikan Kehanetleri, Michael Davis Evans. Destek kitapları yakında bu kitabı. Türkçe'ye geçmiş bir 15 yıl kadar önce. Şu an Türkçe tercümesi yok bu kitabın. 15 yıl kadar önce kötü bir tercümesi ve eksik bir tercümesi var idi. Sonra yayın evi bilemiyorum neden vazgeçti ama şu anda destek kitapları bu kitabı Türkçe'ye çevirecek. Kimdir Michael David Evans? İran'da Hümeyni rejiminde Amerikan Büyükelçiliğini basıp oradaki kuşatılması, ikiz kulelere uçakların çakılması vesaire vesaireyi bilen, Mossad'a ve CIA'ya danışmanlık yapan uyanık bir gazeteci. Şimdi böyle bir yapı içinde baktığımızda evangelizmle ilgili bir hatıramı da söyleyeyim. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da iken çok değerli bir profesör hanımefendi vardı. Türkleri de severdi. Bir gün espriyle de anlatayım. Birkaç televizyonda anlattım. Kim? Uzak Doğu ismi ama kendisi Anglo-Sakson'du. Çok güzel bir hanımefendiydi. Bütün hanımlar güzeldir ama Kim biraz daha Allah'ın herhalde özenip bezene yarattığı bir hanımefendiydi. Kim'e bir gün dedim ki, babası da güreşçi olduğu için, benim babam da bir milli güreşçi olduğu için, rahmetli babam, oradan bir dostluğumuz da vardı. Kim dedim, senin gibi çok güzel bir hanımefendiyi çulsuza bırakmazlar dedim. Eşiniz zengindir, tahmin edebiliyorum dedim. Kocası da San Diego Devlet Üniversitesi'ndeydi. Ama dedim, ne kadar akıllı bilmiyorum. Bilmek istiyorsun kurt dedi. Onlar Ramazan'ı pek telaffuz edemediği için kurtu söylüyorlar. Evet dedim. Bir hafta sonunda bizi davet etti. Kim? Orada eşiyle de tanıştım. Hakikaten sadece zengin değil adam, anasının gözüydü. Çok zeki. Ve yemeği yedikten sonra Mr. Kurt dedi, siz dedi evangelizmi dedi duydunuz mu? Vallahi dedim, duydum ama beni ilgilendirmiyor dedim. Ben burada akademik çalışma yapıyorum, hocalık yapıyorum. Bundan sonra dedim, İlgilenseniz iyi olur dedi, en çok sizi ilgilendiriyor. Onun üzerine evangelizm kitabını yazdım. Hocam bu kitabı 2006'nın Ocak ayında evet. ilk baskısını evet. çıkardınız evet. değil mi? Hatta çok büyük bir kısmını, yani %95'lik bölümünü Amerika'da evet. bitirdiniz. Evet. Evet. Geri evet. kalanını da burada evet. tamamladınız. Evet. Evet. Şimdi kitabı okuduğumda çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Şimdi 2006 dedim sevgili izleyiciler, yıl 2018, aradan tam 12 yıl geçmiş. Evet. Eğer 12 yıl önce bu kitabı okumuş olsaydım... Komplo teorisi derdiniz. Evet, farklı Çünkü şeyler düşünebilirdim. Çünkü komplo teorisi olmakla suçlandım. Fakat bu kitabı şu anda okuduğumda Orta Doğu politikalarına dair pek çok ipucunu görüyorum. Hatta şöyle bir şey, kitabın daha ilk baş sayfalarında pek çok sorun var ama süremiz eminim yetmeyecek bugün. Şöyle,
Amerikan Milli İstihbarat Konseyi'nin her 4 senede bir küresel eğilim araştırmalarının yaptığını biliyoruz. Evet. Ve bunun sonuncusunda 10 Aralık 2012'de kamuoyuna açıklıyor. Evet. Şimdi ne var bu raporda? Rapor 2030 yılının dünyasına ait tahmin ve dinamikleri ortaya koyuyor. Sevgili izleyiciler, Sayın Doçent Doktor Ramazan Kurtoğlu'nun yazmış olduğu Evangelizm kitabından okuyorum. Herhangi bir yerden bilgim yok. Hemen aktarayım size. Küresel eğilimler 2030 Alternatif Dünyalar raporunda oyun değiştirici bir husustan bahsediyor. Gelişme ve eğilimleri de şöyle sıralamış hocam. Çok kısa söyleyeceğim. Sizin de açmanızı rica edeceğim. Birincisi diyor, krizlere açık küresel ekonomi. Dönün buyurun bugüne evet. Bakın. İkincisi yönetebilirlik zaafı. Evet. Yine çok önemli bir madde. Üçüncüsü artan çatışma potansiyeli hem ülkeler içi hem de ülkeler arası. Evet. Bunu da günümüze uyarlamak çok mümkün. Ve dördüncü maddede bölgesel istikrarsızlıkların artma eğilimi diyor. Bu zaten ekonomik sorunları da tetikleyen bir şey aynı zamanda diye düşünüyorum. Evet. Yeni teknolojilerin etkisi var ve Amerika'nın rolü. Yani gaz ve petrolde ihracatçı konuma gelirken bir taraftan da ekonomideki işte çöküş evet. Simgeleyen şeylerin olacağına dair. Şimdi bu çok önemli. 2012'de yayınlanmış evet. Ve 2030'a projeksiyon tutuyor. Öneminin yani bir taraftan neden önemli? Amerika'nın gündelik planlar yapmadığını da aynı zamanda hayır. Bize anlatan bir bakış açısı. Hayır. Hemen buradan Kudüs'ten buraya geleyim. Hı hı. Uygur Kocabaşoğlu hocamın sağ ise Allah uzun ömür versin. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Öldüyse cennet mekanı olsun. Siyasal Bilgiler Fakültesinin hocasıdır. Bu mevzuları Türkiye'de ilk yazan Uygur Kocabaşoğlu'dur. Hı-hı. Rahmetli Atilla İlhan'dır. Ve rahmetli Necdet Sevinç'tir. Şimdi bunu açacağım daha sonra. İşte burada Kudüs'ten Tarsus'a, Tarsus'tan Efes'e bir çizgi çektiğinizde Uygur Kocabaşoğlu'nun deyimiyle misyonerlik faaliyeti sadece dini olsa hiçbir itirazım yok. Herkes dinini yaymak ister, saygı da duyarım. Nitekim Amerika'da bana geldiler, onlar geldi, bunlar geldi. Birileri geldi, üç güzel kızı göndermişler. Biz size dediler ki İsa Mesih'i anlatacağız. Olur anlatın dedim. Ne kadar lazım süre dedim. 2 saat yeter dediler. Ben size 20 dakika Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlatayım. Sonra siz bana olmaz dediler. O zaman ben sizi niye dinleyeyim dedim. Şimdi buradan bu çizgiye geldiğimizde bizim bu Kudüs, Tarsus, Efes çizgisinin bu bölge Batı Leviathan'dır. Verimli hilalin batısıdır. Burada açık kaynaklardan tespit edilen, biliyorsun Kıbrıs falan içinde kalıyor bunun, 1 trilyon dolarlık tabii gaz var. 2. Bu bölge Büyük İsrail denilen Antalya, Ürgüp, Göreme, Fırat, Dicle, Amik Ovası, Asi Nehri ve Evangelistler, Hristiyanlara göre, Evangelistlere göre 6. melek Tas'ını Fırat Nehri'ne döküyor. Fırat Nehri kuruyor ve Osmanlı Türkiye'sinin hemen söyleyeyim 19 Eylül 1918'de Türk ordusunun yenildiği Megiddo Vadisi vardır. Biz Megiddo Vadisi'nde İngiliz General Allenby'ye yenildik. Çok daha biz 8. orduydu oradaki. Çok daha büyük bir bozguna uğrayacaktık. Allah cennet mekan olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 7. ordu ki zaten karıştırılmamasıyla hata yapılmıştık. Onun, Atatürk'ün dirayeti olmasa çok daha büyük bir bozguna uğrayacaktık. Türk askerinin %90'ı öldürüldü, katledildi, şehit edildi. Diğerlerin büyük çoğunu da esir alındı. Atatürk'ün basiretiyle felaket daha önlendi. İşte bu noktada baktığımızda karşımızda bir Kudüs, Tarsus, Efes'teki dünyanın 46. Meryem Ana evi Efes'tedir. Selçuk'tadır. Doğru mudur? Meryem Ana evi Düzmece'dir. Emerik diye bir kadının 1870'lerde hayaller görmesi, rüyalar görmesiyle orada bir işgal yıllarında uyduruk. Altı eski taşlardır, üstü yeni taşlardır. Dünyanın 46. Meryem Ana evi. Hocam peki hangi Meryem? Yani iki Meryem'den bahsediliyor. Hazreti Meryem'dir ama
Evangelist ve protestanlara göre bu Meryem adı zikredilir ama Meryem'den kasıt bizimle canı gönülden inandığımız, hürmet ettiğimiz Hazreti İsa'nın annesi Bakire Meryem değil. Magdaleli Meryem, Mecdeli Meryem. Çünkü dönüp dolaşıp hadise buraya geliyor ama maalesef Kur'an'da da geçmesinden dolayı Efes'teki bu Meryem ana evi Müslümanların da lideri olduğu yönünde inanılmaz bir pazarlama var. İkinci İbrahim'i dinler felaketi Meryem ana üzerinden geliyor. Buradan Diyanet'i ikaz ediyorum. İkinci Meryem ana felaketi. Çünkü Fethullah Gülen haini dinler arası diyalog, ona da döneceğim. Dinler arası diyalog Fethullah Gülen'le falan başlamadı. O son üvertür. O son üvertür. Bu 1929'larda Münih'te bir camide başladı. Sonra 1946'larda rahmetli Atatürk ünlülümünden sonra başlayan başka anlatacağım detaylı. İşte bu noktada gaz, su Büyük İsrail projesiyle ilgilidir Branson. Branson yoksa efendim karısı derin devletin ilişkileri varmış. Pence'le efendim Branson aynı kilisedenmiş, doğrudur. Amerikan Dışişleri Bakanı da aynı kilisedendir ki şu anda Başkan Trump'ın evangelizmle bu taraklarda bezi yoktur. Çapkınlığıyla, parasıyla meşhur bir adamdır. Peki hocam, şimdi geçtiğimiz günlerde bir görüntü düştü sosyal medyaya. Amerikan Başkanı Trump'ın evangelistler tarafından kutsandığına dair bir VTR'miz var. Onu izleyelim isterseniz. Onun üzerine konuşalım. Buyurun. Arkadaşlar hazır mı VTR'miz? Verelim o zaman. Amen. The only two nations that have ever been in a relationship with God are Israel and the United States of America. Father God, in Yeshua's name, if you bring this man into the Oval Office, I speak your blessing over him for the sake of your people. Yavarechecha Yahweh v'shmerecha. Ya'er Yahweh p'na be'lecha v'hunecha. Yisa Yahweh p'na be'lecha. Be'asem lecha. Shalom. Father, for the sake of you, your glory, your kingdom, because of your love of Donald Trump, the Lord bless you and keep you. Yes. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift you up with his countenance. Yes. And the Lord give you his peace. And Father, as you gave Solomon wisdom to govern your people. Yes. Father, if you exalt this man to the highest office in this land, Father, we pray for wisdom that you would be glorified and that your glory would be seen in this country. In Jesus' name, amen. Father, we just secure him right now by the blood of Jesus. We thank you that no weapon formed against him will be able to prosper. And any tongue that rises against him will be condemned according to the word of God. And even as we lay hands on him right now, let your hand be laid upon him. Let him have a greater encounter with you, a greater encounter with the Spirit of God, that according to Ephesians 1:17 and 18, the eyes of his understanding would be enlightened, that he may know what is the hope of the riches of the glory of the inheritance of the saints, that any veil would be removed and his eyes would be open to see the glory and the goodness of God. All the days of his life, let him live well. I secure him. I secure his children. I secure his calling and his mantle in Jesus' name. Amen. 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 Ramazan Hoca, videoyu seyrettik. Evet. Siz Amerikan Başkanı Trump'ın aslında evangelizmle hiçbir alakası olmadığını söylediniz. Fakat Amerika'da 10 milyon civarında. Evet, 100 milyon diyordum. Siz 110 milyon diyorsunuz. 110 milyon civarında evangelist olduğunu biliyoruz. Evet. Ve Trump'ı seçim kampanyasında desteklediklerini de biliyoruz. Evet. Pompei'nin de bir evangelist olduğunu biliyoruz. Tabii. Pence'in de. Hatta Pence'in kanserle ilgili Allah'tandır deyip işin hiçbir yani bilimsel yönüne bakmadığına dair ifadeleri de kamuoyuna yansıdı. Peki tam burada şu soru geliyor. Neden Trump'ı destekliyor Amerikan evangelistleri? Şimdi efendim, şimdi biraz geriye gidelim. Evangelistler 1929'lu yıllara geldiğinde Amerika'da bu Darwinizm tartışmaları, işte insanın maymundan geldiği vesaire. Dikkat edin, aynı türden kitapları Fethullah Gülen de yazmıştır. Adnan Oktar da. İkisinin ortak özelliği Darwinizmle ilgili ve Masonlarla ilgili kitap yazmalarıdır, kitapları. Çok ilginçtir. Evangelistlerin kitapları da bu yöndedir. Zaten her ikisi de Evangelist hareketinin bir parçasıdır bunlar. Yani Oktar hareketi de, Gülen hareketi de Evangelist hareketinin özelliği.
1929'lara... İstihbari bağlantıları yani FETÖ örgütün zaten aleni olarak biliyoruz. Adnan Oktar'ın da yani... İşte evangelistlerin ana şeması, ben şöyle göstereyim. 2005 yılında bu Adnan Oktar şeyinin ve burada isimleri bahsetmeyeyim. Nice akademisyenler var. Nasıl bu işe hizmet etmişler söylemek istemiyorum. Adamlar evangelistlerin temel dayanaklarından biri Nuhizm'dir. Niye vırttırı zırttırı Ağrı Dağı'na gelirler Tuğba Hanım biliyor musun? Şimdi hükümet 7-8 yıl önce yasakladı. MİT'ten izin almayı koydu. Doğru bir karar. Oraya gelirler çünkü evangelistler bugün Amerikan ordusunda Nuhizm bir doktrindir. Okutulur. Evangelizm ki Amerikan ordusunda gerçekte Katolikler çoğunluktur. O anlam ancak Oğul Bush'la birlikte Amerikan ordusunda ciddi bir tasfiye yaşandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir tasfiye yaşandı. Evangelistler öne çıkarıldı, önleri açıldı. Hocam tarihte kimler vardı? Yani Amerikan başkanları arasında Ronald Reagan'ı biliyoruz. Başkan Carter, Reagan, Oğul Bush bunlar kendini iyice açık edenler ve bugünkü Pence. Ama en radikalleri Pence. Burada da işte bu gösterebilirsek sevgili seyircilerimize 2005 yılında Adnan Oktar ekibi Hazreti Nuh meselesine bir daldılar 2005 yılında akademisyenler bakın 1. Uluslararası Ağrı Dağı Nuh'un gemisi sempozyumu Nuh tufanı neydi gibi bunlar hikayeler var. Çünkü ne arıyorlar biliyor musunuz Tuba Hanım? Kabala'da, Tevrat'ta bir bu İslam düşüncesine de bir kısım cemaat ve tarikatlara da sinen gülhaçların, tapınak şövalyelerinin temel düsturu olan simyacılık vardır. Kimya ile simyayı birbirine karıştırmasınlar. Simya ilminin, bilminin değil, simya ilminin temel unsuru basit madenleri altına çevirebilen bir formül olduğuna, kökenleri Kabala'ya dayanıyor, daha sonra Tevrat'ta geçiyor ve bu konuyla ilgili Amerika'da, Avrupa'da yüzlerce demiyorum, binlerce kitap var. Şimdi mesela Chicago Üniversitesi'nde ki İlluminati dahil mi buna? Efendim? İlluminati dahil mi? İlluminati dahil ama bu işlerin temeli, İlluminati daha çok böyle sosyetik tanımlama. Gerçekte 1776'larda böyle bir kurum var ama bugünkü şeylerde daha çok ezoterizm dediğimiz çok sayıda örgüt. Müzik alanında, moda alanında, sinema alanında, finans alanında ama tepede bir şey söyleyeyim. Yer altına çekilmiş bir örgütü yok edemezsiniz. Tapınak şövalyeleri 1100 küsurlardan 1195'lerden beri para sistemini sistematize etmişlerdir. Bankacılığı sistematize etmişlerdir. Çek meselesini. Bunu o zamanlar söylediğimde ben bir kısım meslektaşlarım bile dediler ki efendim komplo teorisi. Benim geldiğim nokta şu. Eğer ilmi, bakınız ilim ile bilim farklı şeylerdir. Elbette. İlim. İlimin içinde kutsal kitaplardan tutun büyü formuna kadar. Tapınak şövalyelerinden tutun ezoterik örgütlere kadar. Benim geldiğim nokta şu. Ezoterizmi, dinler tarihini ve paranın tarihini bilmiyorsanız, yani bugün karşımızda teo siyaset olarak uygulanan, devletimizi, cumhuriyetimizi tehdit eden ana unsur, din, ezoterik ve para orijinli bir politika. Bu Brunson'da görünen buzdağıdır. Irak'ın kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen bir Kürt devleti, bir Kıbrıs açıklarındaki Batı Leviathan'daki 1 trilyon dolarlık doğal gaz artı Türkiye'de artık biraz sonra anlatayım. Dünyadaki toryum yataklarının %70'i Türkiye'dedir. Gelecek nesil nükleer yakıt toryumdur. Bundan 5 yıl önceki rakamlar Hindistan 150 milyar dolarlık, Norveç 27 milyar dolarlık 5 yıl önceki rakamlarla toryumla çalışan. Çünkü toryumun yanılmıyorsam -232 elementi ya radyasyonsuz ya radyasyonu sıfırlanabilen bir yakıt. İkincisi bor. Bor hidrojeni açığa çıkıp hidrojene dönüştürülerek New York Los Angeles arasında maglev trenleri inşa ediliyor. Maglev trenleri saatte 1000 kilometre hızla gidiliyor. Dünya rezervinin %70'i bu topraklarda. Yani tarihi sebepten, dini sebepten, ekonomik sebepten 1000 yıllık Anadolu Türk Devleti
rahmetli atasözü jeopolitik sebepten jeopolitik sebepten de aynı zamanda evet tehdit altındayız. Tehdit altındayız. İşte bu noktada Brunson olayı bir Uygur Kocabaşoğlu'nun dediği gibi dini misyonerlik siyaset ve ekonomiden ayrı düşünülemez. Peki hocam, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı. Onu açıkladığı günde şöyle ifade etti. Dedi ki yani mütekabiliyet esasına göre biliyorsunuz bizim İçişleri ve Adalet Bakanımıza hem Amerika'ya giriş hem de Amerika'daki mal varlıklarına el koyduklarını ifade eden açıklamalar yaptılar. Tabii baştan beri açıklamalar aslında Türkiye'nin yani yurttaş olarak da söylüyorum. Aynı zamanda Türkiye devleti içinde son derece rencide edici, ahlaksızca ve yakışıksız iddiaları dile getirdiler. Getirmeye de devam ediyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki o gün, biz de dedi Amerika'nın İçişleri ve Adalet Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız dedi. Şimdi geri planda elbette müzakereler sürüyordur iki devlet arasında, NATO müttefiki vesaire. Fakat orada Cumhurbaşkanı Erdoğan enteresan bir cümle de söyledi. Dedi ki bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız dedi. Şimdi bu çok aslında kendi içinde derin bir cümle. Çünkü bakıyorsunuz bugün yani hem Türkiye'ye gelen uluslararası para politikaları, yaptırımları söz konusu. Bir diğer taraftan dövizin tutulamaması gibi bir durum var. Bugün dolar 5.24'ü gördü. Ciddi bir sıkışmaya gidiyor Türkiye ekonomik anlamda. Bunu aylardır konuşuyoruz ama galiba artık işin en ciddi boyutuna geldik. Ramak falan kalmadı. Şu anda gelmiş bulunuyoruz. Evet. Bu cümleyi nasıl açabiliriz, nasıl değerlendirmek lazım? Hemen arz edeyim. Çünkü efendim, bu söylediğiniz bana bu açıklamayı çağrıştırdı, ifade ettiğiniz. Hemen arz edeyim efendim. Öncelikle bir cümleyi belirtmeme izin verin. Esas kavga buradan Fatma teyzeme, Muharrem amcama söylüyorum. Devletimizin 85 milyonluk Türk insanına söylüyorum. Esas kavga dolar üzerinde değil. Esas kavga Chicago borsasında buğdayla işlem yapılan, bakın buğdayın içinde işlem yapılan, emtia işlemi yapılan altın gerçekte. Hı hı. Şunu söyleyeyim, buradan devletimizin bütün yöneticilere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Meral Akşener'e, devletimizin asker sivil bütün, tarihin kaydettiği en büyük para savaşı geliyor. Ben bunu 7 yıldır söylüyorum, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Eğer tıp, mühendislik, biyoloji, kimya, fizik bu alanlarda bir inceleme yapacaksanız, bir sonuca gidecekseniz numuneyi, preparatı laboratuvara verirsiniz, sonuçlarına bakarsınız. Ama ekonominin, siyasetin, toplumsal olayların Tuğba'nın laboratuvarı tarihtir. Dönelim tarihe, sorunuzu cevaplıyorum. Osmanlı Türkiye'sini Birinci Dünya Harbi'nde yenemediler bizi. Biz 1914-18 arasında yenilmedik. Ama Osmanlı Türkiye'sini 1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması'ndan sonra 1839 Tanzimat, 1854 ilk dış borç ki son taksidini 1954'te ödedik. 100 yılda ödedik. 1856 Islahat Fermanı böyle devam ediyor. Osmanlı Türkiye'sini cephede yenemeyenler para oyunlarıyla çökerttiler. Bugün de Cumhuriyet Türkiye'sine karşı bir para oyunu var. Bunu şey yapalım yani, görmemezlikten gelmeyen. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği doğru. Ancak bir şeyin altını çizelim. Bu politikaların iki ayağı vardır. Bir, subjektif ayağı, objektif ayağı. Subjektif ayağı nedir? Batılılar, açık ifade edeyim, Müslüman Türk'le hesaplaşmak istiyor. Tarihi sebepten, Atilla'dan, efendim baktığınızda 4. yüzyıldan Batı Roma 432'de yıkıldı. 1071'de Alparslan Malazgirt'ten girdi Müslüman Türk. 1453 Fatih Sultan Mehmet yenilmez Türk, ama 1689 Karlofça'dan bu tarafa baktığımızda Çanakkale, İstiklal Harbi, Putulamere gibi 3 zaferimizin dışında sürekli 300 yıldır batıdan dayak yiyoruz. Ve açıkça söyleyeyim, Atatürk'ün ölümünden beri de biz 1946'dan bu tarafa hey George versene borç politikaları uyguluyoruz. Ama borç politikalarıyla ki biz 1854'ten 1954'e kadar bunun acısını çok çekmiş bir milletiz. Ama biz bu politikalara Atatürk'ün ölümünden sonra yeniden başladık
Daha sonra ekonomi bölümünde detayına girelim. İşte bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir ekonomik saldırı altında olduğumuz doğru. Ama subjektif şart bu. Objektif şart. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde şöyle bir laf etmişti. Dedi ki biz 3 yıldır patinaj çekiyoruz dedi. Ben buradan bunu birkaç gün önce CNN Türk'te de arz ettim. Daha önce Habertürk'te de söyledim. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı en çok ekonomide aldatıldı diye düşünüyorum. Çünkü 2008 dünyadaki ekonomik krizle birlikte dünyada bir karşılıksız para basılma. Hı hı. Dünyadaki 1944'e kadar İngiliz sterline dünyanın rezerv parasıdır. 1944'te Amerikan doları dünyanın rezerv parasıdır. Altına bağlıdır ve 15 Ağustos 1971'de bu bağ koparıldı. O tarihten bu tarihe dolar karşılıksız. 2017 yılında dünyanın milli geliri 87 trilyon dolar, sistemde dolaşan para 860 trilyon, 5 para etmez gelecek future işlemleri dediğimiz kağıt işlemleri 2.8 katrilyon dolar. Yani bu deve bu hörgücü çekmez Anadolu devri. İşte buradan geldi ama 2008'den beri buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu ben CNN Türk'te de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak. Ey Türk milleti. Bunları kardeşim yanlış yaptık. Bunları doğru yaptık. Çünkü 2008'den itibaren biz bol parayı inşaata yönlendirdik. Hı hı. Ama inşaatta siz ne kadar inşaata yatırım yaparsanız yapın şöyle yapalım. Bir tık büyütürsünüz. İkinci tık gelmez. Ama bu kadar bol parayı biz üretime yatırsaydık şöyle tık 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 her sene milli geliri arttırırdık. İşte bugün baktığımızda inşaat tıkanmış vaziyette. Bugün baktığımızda Mart sonu benim elimdeki rakamlar. Ülkemizin 467 milyar dolar dış borcu var. Evet. Ülkemizin 220 milyar dolar iç borcu var. Ülkemizin yuvarlıyorum rakamları 60 milyar dolar cari açı var. Ülkemizin 585 milyar TL hane halkı borcu, ferdi kredi borcu var. Daha da önemlisi ülkemizin Mart sonuna kadar ödemesi gereken indir bindir para 235 milyar dolar. Bu paranın Merkez Bankamızda, bankalarımız, özel kamu bankalarında baktığımızda biz bakıyoruz ki 135-140 milyar dolar elimizde var. Ama işte o subjektif şartlarda Türk milletini dize getirmek isteyen, bize dini formatlı, para formatlı teo siyaset uygulayanlar para politikalarıyla Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. Bunun için de Türkiye'nin yaklaşık 100 milyar dolarlık açığı gözüküyor. Bu açıkta biz ne yapmak durumundayız? Hızla KOBİ'leri destekleyen, üretimi destekleyen, yani Türkiye İngilizce deyimiyle changing line yol ayrımındadır. Bu yol ayrımını bugün... Hocam bu yeterli olacak mı? İflasını veren onlarca şirket var. Türkiye'nin çok büyük marka değerine sahip olan markaları var, değerleri var. Onların birçoğu, şimdi buradan isimlerini zikretmek istemiyorum yayında sevgili izleyiciler ama hepiniz takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur. Yapılandırma talep ettiler. Birçoğu yatırımlarını panik içinde yurt dışına taşıdılar. Yani bir toplumda huzursuzluk olmasın. Cari açık, dış borç, reel ekonomi. Şimdi bunların hepsini şöyle bir toparlayınca vallahi benim kalbim sıkışıyor. Konuya vakıf olduğum için sevgili izleyiciler kalbim sıkışıyor. Nasıl düzelecek bu durum? Tuba Hanım, bakınız. İzin verin araya bir şey sokayım. Evvelcen izinden kopmayalım ama. Buyurun, elbette hocam. Yıl 2007, bu vatan bizim. Dediğim gibi bir parti hariç, PKK ile işbirliği yapan bütün partiler bizim. Burada bir şey arz etmek istiyorum. Eğer biz birlik olmaz isek, benim ailemde, hepimizin ailesinde, benim ailemde AK Partili de var, CHP'li de var, MHP'li de var, İYİ Partili de var. Hı hı. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu. Yıl 2007. Mısır'da kendi halinde bir yayın yapan radyo istasyonu var. Brüksel'den bir uluslararası fon, 1 trilyon dolarlık. Türkiye'nin milli geliri 850 trilyon. 1 trilyonluk fonun desteğiyle Mısır'daki bu radyo uydudan yayın yaparak bütün Orta Doğu'da, bütün Arap dünyasında dinlenir hale geldi. Ve şarkıların, türkülerin arasında bir müddet sonra bir slogan sokuşturdular. Kifaya, yeter, yeter, yeter. Ve efendim birisi caddeye sakız attı, yeter, kifaya. İşte bir polis vatandaşa kötü davrandı, kifaya, yeter. Bir sabah kalkıldığında kifaya, politik sisteme
ve politikacılara yöneldi. İşte Arap Baharı'nın arkasındaki budur. Bu yapıyı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda kurulan, baş harflerini vereyim ki araştırmacılar baksınlar, QDDR, Q Denizli, Denizli Ramazan, girsinler. Önce genellikle 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra green card, yeşil kart verilerek Amerika'ya gelen, İhvan hareketiyle de bir kısmı işbirliği olan ama sonradan ona kürtmüş olan ailelerin çocuklarından devşirilen 1500 kişilik bir Arap yapıyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir kurum oluştu. Bugün bu kurumun 12 bin çalışanı var. 2010 yılında bu kurum bir 1500 sayfalık rapor yayınladı. Raporu özetliyorum. Bu aslında bir tek programlık. Bu raporda diyor ki, bakınız, İslam alemi hastadır. İslam aleminin hastalığı da diyorlar, holizmdir. Yani İslam, Müslümanların hastalığı Müslümanlıktır diyor adamlar. Ve devam ediyorlar. Diyorlar ki, Endülüs'ten ders almışlar. Endülüs İslam Devleti 1492 Granada Badol Tepesi'nde yıkıldığında birbirinin arkasında cuma namazı bile kılmayan 3000'den fazla cemaat ve tarikat vardı. Bugün de İslam dünyasında birbirinin arkasında cuma namazı kılmayanlar var. İşte bu yapıyı biliyorlar. İki, Evangelist Lawrence, Osmanlı Türkiye'sini parçalanmasında ciddi rolü olan Evangelist Lawrence ki bu Kudüs'ün elden çıkmasında da çok büyük rolü vardır bu adamın. Öte taraftan 1967 savaşında Margaret Mercer, Meryem Cemile adını alan, Pakistanlı Mevdudi ile evlendirilen, yazdığı bütün kitapları okudum. Adam, hanımefendi diyor ki ben New York'ta kendisini tanıma imkanı da buldum. Tesadüfen. Bir toplantı vesilesiyle gittim ki Meryem Cemile'yi zaten o zaman öğrendim. Şimdi Meryem Cemile diyor ki 1961 yılında diyor ki bu Yahudilik beni kesmedi. Kendisi felsefe doktorası yapmış New York Üniversitesi'nden bir hanımefendi. Sonra Hristiyan oluyor. Hristiyanken Müslümanlığı öven yazılar yazıyor. Müslümanlığı bir yıl, bir buçuk yıl övdükten sonra Ramazan ayında, yanılmıyorsam 1962'nin, 63'ün Ramazan ayında Müslüman oluyor. Ve Mevdudi'nin Pakistanlı İslam'ı sosyalizmle eşleştiren Mevdudi'nin sağ koluyla evlendiriliyor. Kadının yazdığı kitapların özeti şu. Müslümanlar için vatan seccadeyi serdiği yerdir. Heyhat, İsrail de aynı politikaları söylüyordu. Aynı görüşü söylüyordu. Heyhat, Fethullah Gülen de aynı şeyi söylüyordu Müslümanların. Heyhat Adnan Oktar da benzer şeyleri söylüyor. Ve başkaları da var, saymayayım şimdi. İşte burada baktığımızda Meryem Cemile ile birlikte milyonlarca adet kitap, Meryem Cemile'nin bu tarzdaki kitapları Arap dünyasında basılıp dağıtıldı. O zamana kadar Batılılar İsrail'i kayıtsız şartsız 1 Mayıs 1948'den itibaren desteklediği için Sovyetler Arapları desteklediği için genellikle Arap ülkelerinde sol milliyetçilik şaha kalktı. Baas. İşte toplum ikiye ayrılmıştı. Sol milliyetçiler iktidarda, bir de sağ. Ama ne oldu biliyor musunuz Tuğba Hanım? Sağı üçe parçaladılar. Liberaller, muhafazakarlar ve milliyetçiler. Oldu mu Araplar 4 blok? O noktada bir pazar sabahı İsrail Hava Kuvvetleri, Mısır ve Suriye Hava Kuvvetleri yok etti 2 saat içinde ve Kudüs'ü işgal etti, topraklarını üçe katladı. Bugün de baktığımızda bize oynanan oyun şu, cambaza bak cambaza. Branson burada cambazdır. Sadece Branson değil, İzmir'de Diriliş Kilisesi, Hilton Oteli'nin arkasında. Öte taraftan bahsetmiştim, Meryem Anaevi. İzmir'deki Diriliş Kilisesi, Efes Kilisesi, Akhisar Kilisesi. Bunların hepsi Evangelist Kilise. Evet. Hocam. Ve de Türkiye'de kaç tane var Evangelist Kilise? Bu 7 kilise, Pamukkale Kilisesi, Bergama Kilisesi, Yahudilerin 7 şamdan var ya, 7 kollu şamdanla atıfta bulunan, Hristiyanlık yani Evangelistlerin, biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kudüs neyse, Mescid-i Aksa, Kubbetül Sahra neyse onlar için Meryem Ana Evi, 7 inayet dönemi kilisesi aynıdır. Türkiye'de ne kadar evangelist kilise var? Bunu ben bir televizyonda dedim ki
devletimizin kaynaklarından 50-55 bin civarında Türkiye'de evangelist kilise olduğunu tahmin ediyoruz. Dediğimde birisi yazmış. Hocam bu kadar kilise nerede? Vatandaşımız tabii bilmiyor. Evangelist inançta kilise bina değildir. Her bir evangelist bir kilisedir. Ve bugün 3 sene önce bir kızımızı bizim üniversitede dedim ki... Hocam bir cümle alayım, araya gideceğiz, devam tamam. edelim. Dedim ki şu öde, Dışişleri Bakanlığımızın, devletimizin hazırladığı bir broşür Ermeni hadisesiyle ilgili. Bunu şu kitabı okuyup özetini getireceksiniz dedim. Türk Cumhuriyetlerinden bir kız, ben de bu özeti çıkarmayacağım dedi. Çünkü Türkler Ermenileri kesti. Kızım nereden bu fikre sahip oldun? Hocam dedi, ben Evangelist Kilisesi'ne gidiyorum dedi. Sevgili izleyiciler, burada bir araya gidiyoruz. Dönüşte Türkiye'ye yönelik tehditleri, çözümleri ve evangelizmin bilinmeyenlerini konuşmaya devam edeceğiz. Ramazan Kurtoğlu hocamla reklamdan sonra görüşmek üzere.